imamdı kendisi. Sayın Ahmet Yatmaz hocamız, çok teşekkür ediyoruz. Efendim, üç din adamı kendi arasında sohbet ediyorlar. Bu arada değerli basın mensupları, bu anlatacağım fıkraların hiçbiri gün yüzü görmemiştir. O yüzden bu konuda çok rahatız biz. Hani bizde de bir Karadenizli, bir Alman, bir Fransız diye başlamıyor. Bizde de üç din adamı diye başlıyor. Efendim, kendi cebinizle diğer işleri nasıl ayırt ediyorsunuz diye soruyorlar. Papaz diyor ki, ben toplanan parayı alırım, yere bir üçgen çizerim, parayı havaya atarım. Üçgenin içine düşenler, kilisenin dışına düşenler bilir. Diyorlar haklı. İmam hocam, tenzih ediyorum. Der, ben yere bir daire çizerim, parayı havaya atarım. Dairenin içine düşenler, caminin dışına düşenler bilir. Diyorlar, bu da adil, bu da tamam. Sıra geliyor bizim haham dostumuza. Diyor, ben öyle çizgiyle falan uğraşmam. Ben toplanan parayı alırım, havaya atarım. O alacağını alır, düşenler benim. Efendim, bu fıkrayı bize Antakya Musevi Cemaati Başkanı Sayın Seul Cemildeoğlu Beyefendi anlatıyor. Bunları anlatıyor ki, bizler de bu toprakların insanlarıyız. Bir politik malzeme olmak istemiyoruz, sizlerle biriz demek için anlatıyorlar. Biz de bunu her fırsatta söylüyoruz. Burada bizimle birlikte yaşayan bütün Yahudi dostlarımız da bizim vatandaşımızdır. Hani Türkiye Cumhuriyeti'nin %98'i Müslümandır, kalan %2'lik kesim de bizim vatandaşımızdır. Herkesi kucaklıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'ndan bugüne kadar da dünyaya bunu göstermeye çalışıyoruz. Hedefimiz budur. Birileri karıştırmak istedi ülkemizi. Yıllardır da uğraşıyorlar. Biz de dimdik ayakta duruyoruz. Şimdi sizlere Sarı Gelin isimli Türkçe okuyacağız ama 3 dilde söyleyeceğiz. Hem Azerice, hem Ermenice, hem Türkçesini söyleyeceğiz. İnşallah bu topraklara da bir an önce bir huzur ve barış gelir diye efendim.
Efendim Cezayirli bir aile Fransa'ya taşınmış. Çocuğu da götürüp okula kaydettirmişler. Çocuk öğretmen sormuş, oğlum demiş, adın ne senin? Demiş Mahmut. Demiş Mahmut olur mu artık, sen Fransa'dasın. Sen bir Fransız vatandaşın. Senin ismin bundan sonra François. İyi, çok hoşuna gidiyor çocuğun. Aa ben François'ayım falan filan. Akşam eve geliyor, annesi diyor ki Mahmut oğlum ne yaptın? Ses yok. Mahmut nasılsın? Ses yok. Diyor ne oldu? E diyor ben artık François'ayım. Ben Mahmut değilim. Annesi bunu güzel bir eline alıyor. İyice bir dövüyor. Akşam baba geliyor. Mahmut oğlum suyu ver yok. Mahmut oğlum ekmeği ver yok. Ne oldu? E ben bir Fransızım artık. Ben François'ayım. Babası annesinden iki kat fazla dövüyor. Çocuk ertesi gün okula gidiyor. Öğretmen bir bakıyor. Oo diyor François ne oldu sana? Nedir bu halin? Hiç sorma öğretmenim diyor. Dün akşam iki tane Arap'ın saldırısına uğradım. Biz de kimse asimil olmasın istiyoruz. Herkes kendi dilini, kendi dilini yaşasın istiyoruz. O yüzden ülkemiz çok zengin diyoruz. O yüzden diyoruz ki bizler dünyaya medeniyeti götürmüş bir milletiz. Bu yüzdendir ki bize baktıkları zaman, bu güzelliklerimizi gördükleri zaman bazıları bunu yediremiyorlar. Ondan dolayı ki birleşmemiz lazım, kenetlenmemiz lazım. Bakınız, tek bir isteğimiz vardır, Allah'ın verdiği canı sadece Allah alsın. Günümüzde görüyorsunuz, hiçbir şehit haberi duymuyoruz, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Ne kadar acı olmasına gerekirken. Hani diyor ya, karıncayı bile ezmekten diye başlayan cümle aslında karıncanın kalbi ne kadar kırılıyor. Onu düşünsek, bunların hiçbirini yapmayız diye ümit ediyoruz. İstek genelde yapmıyoruz ama Sayın Bakanımızın çok sevdiği bir türkü var, bir semah var. Bir Alevi semahı, o Kırklar semahını onun için söylemek istiyoruz. Uzun zamandır da söylemiyorduk. Bakalım yapabileceğiz mi?
çok da uzatmayalım. Buradan yemeğe gidilecek. Bizimki böyle biraz yemek altı tatlı gibi oldu. Bir fıkralı. Üç tane din adamı bir evde oturuyorlar. Komşu kapıyı çalıyor. Elinde bir tabak künefeyle geliyor. Bir künefeye bakıyorlar. Bir kendilerine ya bunu kim yiyecek? Diyorlar ki uyuyalım. En güzel rüyayı kim görürse baksın o yesin. E iyi diyorlar. Uyanıyorlar. Papaz başlıyor anlatmaya. Daha diyor gözlerimi kapattım. İki tane melek kollarıma girdi. Göklere doğru çıkıyordu. İmam hemen atlıyor. Diyor aşağıdaki sen miydin? Ben diyor gözümü kapattım. Dört tane melek kollarıma girdi gidiyordu. Dönüp bakıyorlar. Hahaman. Diyorlar sen? Vallahi diyor baktım gidiyorsunuz. Ben de kalktım künefeyi yedim. Efendim. Bir gün bir konserimizde yine bir fıkra anlattık. Onu da asperkader imam arkadaşlara ithaf ettik. Akabinde bir müftümüz geldi hemen dedi ki ya hocam dedi ne yaptın dedi bizim imamlara. Hocam dedim rahat ol. Bu iş Diyanet'ten önceydi. Şimdi kalsam dedi. Rahat olun dedi. Tabii ki biz böyle şakalaşıyoruz. Bir tarihte yine Sayın Rıfat Sarcıklıoğlu bir konserdeydik. Eskiden bir Kayserili vatandaş kalkıp Kayseri'den İstanbul'a gidiyor. O zaman tabii böyle cep telefonu falan yok. Evini arıyor otomatik şeyden ödemeli olarak İstanbul'dan. Diyorlar işte Kayseri'den esnafından Mehmet Efendi arıyor. Hanımefendi kabul ediyor musunuz? Kadın diyor hayır kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum diyor kapatıyor telefonu. Ama bu arada öğreniyormuş ki kocası sağ salim İstanbul'a gitti. Ne gereği var yani boşuna bahsediyor. Şimdi o yüzden biz bunları Musevi vatandaşlarımız, Kayserili vatandaşlarımız ve diğerlerine itiraf ediyoruz ki hani birlikte güzel bir Türkiye'yiz. İnşallah Allah ağzımızın tadını bozmaz. Daha iyilere, daha iyilere götürmeye nasip eder. Yaradılarını seviyoruz yaradandan ötürü. Neye inandığı, nasıl inandığı değil de bizim için önemli olan tek bir Allah'ın kulları olmamız. O yüzden bunu göstermeye çalışıyoruz. Parça buydu Sayın Bakanım. Evet. Beğendiniz. Finali neyle yapıyorsunuz? Final mi yapacaksınız? Finali içinde kısmetse memleketin parçasıyla yapıyoruz. Çünkü bu ülke çok daha güzellerini hak ediyor. Çok daha iyilerini hak ediyor. Yurt dışından bakıldığı gibi biz çok karışık bir ülke değiliz. Biz hep mazlumun yanında olan bir ülkeyiz. Bunu da göstermek istiyoruz. İnşallah bu seçimlerden de ülkemiz anlamıyla güzel bir şekilde çıkar. Daha iyi yerlere gitmeyi nasip eder. Son parçamız küçük, canım. Küçük bir Arapça şarkımız varsa ondan sonra memleket. Oo ne demek? Arapça bir Arapça dinleyelim. Hemen başla acaba. Efendim istekler için Sayın Basım Enstitüsü'nden önemli rica ediyorum. Peçeteye yazıp araya bir parayı hemen Sayın Bakanım sizin canınız sağ olsun. Bitti şöyle bir yer. Son. Bir, üç, dört. Yo na la sia, yo na la sia, yo na la sia, yo na la sia.